Arkadaşlar merhaba. Size bugün askılık nasıl kurulduğunu anlatacağız. Arkadaşımız şimdi içlerinden malzemelerini çıkarıyor. Peki nasıl bir şey diyeceksiniz askılık? Şu arkadaşlar. Gördüğünüz şekli yapacağız. Evet şekli. Evet malzemelerimiz gördüğünüz gibi. Parçalar. Evet parçalarımız. Ustamız şimdi kurmaya başlayacak. Ayaklardan başlayacağız bunlar. Ayaklar. Ayaklar. Anladım. Şurada vidalarımız var. Evet ayakların pabuçları. Kaç adet bu? 4 tane. 4 adet. 4 adet ayaklara pabuçları takıyoruz. Ya böyle monte ediyoruz tamam mı? Tamam. Şu ortadaki. Evet. Böyle 4 tanesi. Olacak. Evet. Güzelce çekmiş olduk. Tamam, 4 ayakta bu ilk monte ediyor. Evet. Tamam. En son şunu. Ayakları. Evet şurada yerleri var zaten. Bir dakika. O çemberi. Şu delikleri biraz çap olanı buraya monte ediyoruz çemberi. Ayaklar sağa sola kaymasın diye. Evet. Delikler birbirine uyacak. Vidaları var zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ustamız monte yapacak. Çemberin dört tarafına vidalıyoruz. Diyoruz bunu evet. Bu şekilde bu hem şemsiye. Şimdi gövdeyi oluşturmuş oluyoruz yavaş yavaş. Şöyle koy yere. Evet, gövdemiz oluştu arkadaşlar alt tabanı. Şimdi şu diğer halkayı da buraya monte edeceğiz. Evet, diğer halkayı da ustamız üstüne koyuyor arkadaşlar. Bu şemsiyelik olarak da kullanılabiliyor bu alt kısım. Şimdi evet, bu tamamlandı. Evet. Bu alt tabandan yukarıya doğru geldik. Evet. Şimdi buna vidalama sistemi şu şekilde vidası evet. Var. Şu ortanın iki tarafta da vidalama olması lazım. Evet. Çeviriyoruz. Şurada monte ediyoruz. Evet. Erkeğe yukarı gelecek. Burası dişsiz halde. Askımız bunun etrafında dönecek yani çevirecek. Tamam. Evet. Taktık. Güzelce çevirdik. Şöyle bir görüntü oluştu arkadaşlar görüyorsunuz. Hop. Evet en üst kısım. Şimdi buna da vidalama yapılacak değil mi? Evet. Buna vidalama olacak. Evet şunlar. S harfi gibi olanlar. Evet, yerleri var. Yerleri var. Aşağı doğru olmayacak arkadaşlar. Ucuna doğru. Büyük tarafa. Vidalıyoruz. Alt tabanda yaptığımız işlemi aynı burada yapacağız. Yani burada ayrı bir bağımsız. Bundan kaç tane var abi? Bundan var galiba. Bundan 2, 4, 6 tane. Evet. Çevresine güzelce bunları vidalıyoruz. Ustamız şimdi vidalamaya devam ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çevresine bu S gibi olan malzemelerimizi vidaladık. Son bir işlemimiz var. O da gördüğünüz gibi bu çemberi buralara vidalayacağız. Alttan vidalıyoruz arkadaşlar. Altında çünkü bunları. Alttan vidalayacağız. Sonra da burada gördüğünüz buraya takacağız. Gördüğünüz gibi tersten şimdi vidalamasını yapıyoruz arkadaşlar.
Hepsini tersten bu şekilde vidalıyoruz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi tersten vidaladık güzelce. Ve son işlemi yapacağız şimdi. Gövdeye o vidayı çevirerek, evet, oturtuyoruz. Ve bu şekilde askılığımız hazır olmuş oluyor. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.